Kemal Soydere. Bunun ne işi var burada patron? Anlayacağız. Kemal'e tek kelime edersen kızımızı sonsuza kadar kaybedersin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun demek için ne bu acele komiser? Belki de geç bile kalmışımdır. Neyi kaybedeceğini hatırla. Kızımıza yazık etme. Sağlıkla düşün. Nihan. Ne işin var burada? Niye geldin? Ne yapmaya çalışıyorsun Nihan? Ben, senin burada yerin yok. Birbirinize söyleyeceğiniz hiçbir şey kalmadı. Nihan. Şimdi arabana bin. Bize git, tamam mı? Nihan. Nihan. Sen beni duymuyor musun? Özel numaram da yazıyor. Buradan ararsın. Benim bilmediğim ne biliyorsun komiser? Ne bildiğimi sen bana söyleyeceksin. Lütfen gidelim buradan. Annenle baban da huzursuz oldular. Hadi. Baba. Yapma şu çocuğa bunu artık, yeter. Nihan. Hadi. Akşama görüşürüz. Geldiğin gibi git buradan, hadi. Huylandın sen bu işte. Çözeceğiz Zehir. Çözeceğiz sırayla. Kızım nerede? Babasının yanında. Ama annesi yanında olmak istemiyor. İronimiz, trajedimiz. Neredesin Emir? Baktığın her yerde sevgilim. Arabayı sür, ben senin olduğun yerde oldum. Gelmiyor musun? Yok, akşam yemekte görüşürüz artık. O da annen sayılır. Sen de bana enflasyonu bol patrona. Çıkıyor böyle mi? Leyla, biz Zehir'le... Siz işinize bakın, ben yolda ineceğim zaten. En azından beni öldürmemen gerektiğini öğrenmişsin. Ama senin Kemal'in zayıf. Hep ikmale kalıyorsun. Çalışmamız gerek. Konuşacak çok şey var, hadi dur. Dalmadan önce Boğaz'a gitsek, bir kahvaltı etsek. Ha? Benim karnım aç değil Leyla. Sen Zehir? Vallahi ben de patronat abiyim Leyla Hanım. Miden de mi patronat abi? Seni nerede indirelim Leyla?
Siz nereye gideceksiniz? Karışık. Ya işlerimiz var. İyi. Tamam, ben burada ineyim. Tamam, nereye gideceksen götüreyim. İstemiyorum, madem işleriniz varmış. Durur musun şurada? Hadi hayırlı işler size. Ne diyorsun patron? Hangi konuda? Hangi konuda olacak canım? Nihan'ın gelişi konusunda. Bir önemi yok. Gelişinin mi, sebebinin mi? Bugün şanslı günümdeyim Seyir. Nihan Kozcuoğlu kendi ayağıyla bana geldi. Artık işim daha kolay. İyi de daha niye geldiğini bile bilmiyoruz. Öğreniriz. Yeter ki doğru işaretleri yollayalım. Kemal'e müjde veremedin diye bana kızgın mısın? Bir gün beni tehdit etmeye gücün yetmeyecek. O gün geldiğinde bana nasıl engel olacaksın? Olacağımı nereden çıkardın? Ben ifade özgürlüğünden yanayım Nihan. Sen de özgür bir kadınsın. Bak aldın başını çektin gittin, bir gün olsun sana dön dedim mi? Karşına çıktım mı? Kendi ayaklarınla bana geldin. Sen benim kızımı kaçırdın. Kızıma kavuştun. Beni senin kızın değil. Söyleme şunu. Kork biraz. Gerçeklere inanırsam ortalığı cehenneme çevireceğim. O ateşin içinde hep birlikte yanarız. O zaman bizi Kemal bile kurtaramaz. Kemal'den yardım istemek için gitmemiştim oraya. Hiç yalan söyleyemiyorsun sevgilim ama rol çalmakta üstüne yok. Seni zapt etmeye çalışmak yerine şu an Kemal'le uğraşıyor olmam lazım. Bu sefer senin esirin olmayacağım Emir. Başaramayacaksın. Hiç farkında değilsin ya. Ben artık sana karşı hiç olmadığım kadar güçlüyüm. Eskisi gibi sana kıyamam sanıyorsan yanılıyorsun. Kızımı benden aldığın ilk gün kredin doldu. Karar istedesin artık. Çıkışın da kolay olmayacak. Bana bir daha ihanet edersen bedelini ödetirim, öyle bir canımı yakarım ki ölmek için yalvarırsın. Kemal'e de güvenme. Evlat acısı kahramanları bile süründürmeye yeter. İğrençsin. Sözümü kesme. Bu senin sınavın. Sadece senin. Tek kuralda kimseden yardım istemek yok. Buyur meydan senin. Kızını tek başına benden kurtarabiliyorsan kurtar. Ama Kemal'e gidersen onun öğrenmesini sağlarsa. Kızımı senden alacağım. Kağıt önünde, kalem elinde. Bu hikayede benim hamlelerimi artık sen belirleyeceksin. Hiçbir şeye karışmıyorum. Ne yapmak istersen, kiminle buluşmak istersen, gizli kuytularda benim kuyumu kazmak istersen yapabilirsin. Bana yakalanma yeter. Hepimizin kaderi senin o güzel sanatçı yetenekli ellerinde. Kızımızla başla. 3 canı vardı. Birini aldın, geriye kaç kaldın ya? 2. Hadi. Yalvarıyorum aklını güzel kılın. Hadi. Kemal'e söyleseydim o zaman ne yapacaktın? Zorba gibi kapıma dayanmanızı bekleyecektim. Çocuğumun yerini öğrenmek için beni öldürmekle tehdit edecekti. Ben de ısrarla aynı kelimeyi tekrarlayacaktım. Bilmiyorum. Gerçekten de bilmiyor olacağım. Yalanı sevmem, bilirsin. Sen gerçekten... Araştırdıkça yalan söylemediğimi anlayacaktınız. Deniz'i işinin ehli bir aracıya teslim etmiş olacaktım. O aracı başka bir aracıya götürecek. Sistem çok hızlı işleyecek. Birkaç saat içinde kimse kendinden sonraki adımda kimin olduğunu, ne olduğunu bilmeden kızımızı elden ele farklı kişilere teslim etmiş olacaktı. En sonunda
kızımız benim bile kim olduğunu bilmediğim bir aileye evlatlık verilmiş olacak. Heh. Sizi evlatlık aileye götürecek o son aracıyı bulabilirdiniz tabii. Ama bana sorarsan, teslimatı yaptıktan çok kısa bir süre sonra başına ölümcül bir kaza gelmiş olacaktı. Ne derler? Bilirsin. Kötülük yapar. Kötülük bulur. Ha. Dersen Kemal ölüyü bile diriltip konuşturur. Yine de kızımı bulur. Ben de önünde saygıyla eğilirim. Sen benim kızıma evlatlık mı verecektin? Ha? Sen benim kızıma evlatlık mı verecektin? Merak etme. İşin en başında kızımızın yurt dışında büyümesini istediğini söylemiş olacağım. Psikopatsın. Hadi karıcığım acele et biraz. Daha bebek arayıp bulamayacaksın. Ne kadar çabuk pes edersen kızımıza o kadar çabuk kavuşursun. Hadi. Patron, nasıl? İstediğin gibi yer bulabilmiş miyim? Çok zaman kaybettik Zehir. Görevini biliyorsun. Emin misin be Kemal kardeş? Aynı hataları bir daha tekrarlarsam Zehir, işte o zaman yaşadıklarımdan ders çıkarmamış olurum. Bu avukat hala görevinde mi? Emir kovdu. Allah'ın işine bak. Birisi bunu yanlış bilgilendirmiş, o da Emir'i yanlış bilgilendirmiş. Sonuç, ihaleyi alamadılar. Bizim adam. Bugün o iş tamam. Yarın yuvaya uçar bizimki. Ne yaptın, kaptın mı işi? Fikret Bey, ben çok üzgünüm. Kimi almışlar oğlum senin yerine? Zehra Tozkan diye bir kadın. Emin misin? Evet, tabii. Ne oldu Zeyn? Küçük bir sıkıntı olmuş ama ben halledeceğim. Yüzün öyle demiyor. Güven bana patron, halledeceğim. Adresi bilen yok. Bizi takip eden biri vardı, o geldi. Kim? Beni başından atmak için 40 takla attı. Merak ettim, niyeydi? Evine gelmek için mi? Hoş geldin. Hoş bulduğuma emin değilim. Zehir, vazifeni biliyorsun. Ben de patron. Hürmetler Leyla Hanım. Hepimizi bırakıp koşa koşa nereye gittin diye merak etmiştim. Ama sen çok uzağa gitmemişsin. Hatta bir adım bile gitmemişsin. Bir sene öncesinde çakılı kalmışsın sen Kemal. Ne içersin Leyla? Demli bir çayım yok ama istersen kahve falan yaparım. Ne bunlar böyle? Ha? Ne yapacaksın bu insanlara? Yoksa burası senin evin değil de intikam üstün mü? Lütfen Leyla. Gerçekten ne yapacaksın bu insanlara? Ha? Leyla bana karışma. Ne o? Hapse girdin çıktın mafya mı oldun? Sana haksızlık eden insanların cezasını sen mi keseceksin? Evet. Bir dön bakayım. Dön bakayım arkanı. Silah da taktın mı beline? Beni yalnız bırak Leyla. Bana baksana sen. Bir yıldır bir gece bile deliksiz uyumadım ben. Kemal'e bir şey olacak diyen sesi durdurmaya çalıştım her gece. Kemal'e bir şey oldu. Bak, asıl intikam peşine düşersen kaybedeceksin. Tamam, çok sevdin, çok canın yandı, çok bedel ödedin ama artık bitti. Bitti. Bitince zaten herkes öğrenecek. Koca adamsın, önünde duramam. Bak, iki yol var.
Bir tarafta seni sevenler var, bir tarafta intikamım var. Artık sen hangisini seçersen. Akşam yemekte görüşürüz Leyla. Sana içeride ne yapmışlar böyle? Emir asıl şimdi kazanacak. Onun gibi biri mi olacaksın? Şeytanı yenmek için şeytan sofrasına oturmam gerekiyorsa oturacağım. Ya o ya ben. Birimizden birimiz bir sene kadar. Dikkatlidir. Takip edildiğini asla bilmemeli. Merak etmeyin. Sizden başka hiç kimse Emir Kozcuoğlu'nu izlediğinizi bilmemeli. Endişeniz olmasın. Eşler genelde bu sürecin gizli kalmasını tercih ederler. Gittiği bütün adresleri, görüştüğü herkesi bana bildirmeniz gerek. 7/24. Yalnız bir sorunumuz var. Emir Kozcuoğlu sıradan birisi değil. Paranın önemi yok. Ne kadar isterseniz. Tamam. Şimdi şirkettedir. Oradan başlayabilirsiniz. Tamamdır. Ne demek taşınmış bulamadım oğlum? Lan ben size bir gözünüz Zehra'da olacak demedim mi? Tamam tamam bırak zırvalamayı. Bak bakalım nereye taşınmış Zehra. Şimdi geldi, erkek edeyim. Getirdim. Sağ ol. Anahtar orada. Önemli değil canım ama sen bana neden döndüğünü söyleyecek misin artık? İşte annem Deniz'i görsün diye döndüm Yasemin. Yani buna inanmamı bekliyor musun gerçekten? Lütfen endişelenmez misin? Sıkıntı yok. Relax. Tamam. Yeni doğanı. Klima yok mu ya? Şu camı açsana. Hey, sana diyorum açsana şu camı. Allah Allah. Hop hop hop. Ters yöne girmişsin. Buradan gidilmez arkadaş.
Sağır mısın ulan? Cevap ver, almayayım ayağımın altına. Tamam lan. Çek sağa inince. Çek sağa. Lan! Ne yapıyorsun lan manyak? Çek sağa ineceğim. Durdur lan arabayı. Dur lan. Polis çağıracağım. Ne yapıyorsun lan manyak? Deli misin? Sen? Şu kolunu diğerinde ver. Kimseye bahsetmem, söz. Allah belanı versin, aramızda kalacak. Sessiz ol Sıtkı. Sıtkı. Sakin sakin otur. Yolculuğun tadını çıkar. Nereye götürüyorsun lan? Çok tanıdığım bir yere. Uslu otur Sıtkı. Canımı sıkma be. Belki o zaman ihaleden faydalanabilirsin. Niye geldik lan buraya? Öldürecek misin yoksa beni? Yapma, bırak gideyim. Geç ulan şöyle. Polise gidelim ben. Kim? Kim, kim? Emekli maaşına zorla el koyup huzur evine yerleştirdiğin annen mi? Yoksa 10 yıldır konuşmadığın kardeşin mi? Senden illallah diyen komşuların mı? Kim? Merak etme. Yokluğun hiç kimse fark etmeyecek. Bana güven. Ölürüm. O da takdir ilahi. Yapacak bir şey yok.
Kemal! 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 Bırakma beni buradan Kemal! 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 Kemal hayır yapma lan! Arabam geldi mi? Evet abi. Yolun kenarından. Güzel. Şunu da halledersiniz. Tamam abi. Bakımını ihmal etmeyin. Cezası bittikten sonra sağ salim içeriden çıkacak. Tamam abi merak etme sen.